Herkese merhaba, servis Satış hoş geldiniz. Yeni tasarımımızla karşınızdayız. TR24'ün diğer programları yeni tasarıma geçmişti ama açıkçası ben e, CHP kurultayını bekledim. Bakalım orada bir değişim sinyali olacak mı diye. Malum CHP değişmeden Türkiye değişmez deniyor. Artık CHP'de yeni bir, bir özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Yani CHP hani sabaha kadar konuşabiliriz, e, akşama kadar konuşabiliriz diyeyim. Ama muhalefetin en büyük partisi, ana muhalefet partisi Türkiye'nin bir gerçeği. Şimdi 28 Mayıs'tan sonra herkese çok büyük bir hayal kırıklığı vardı özellikle Türkiye'de değişim isteyenlerdi. Erdoğan'ın bu kez kaybedeceği altın masa çok büyük bir sinerji yakaladı. Birçok toplumun kesimi hele hele HDP'nin de destek vermesiyle bu işin artık bu sefer olacağına yönelik çok büyük bir inanç vardı. Ama gerçekleşmedi. O yüzden herkes siyasete küskün. Herkes ya Özgür Özel gelse ne olur, o gitse ne olur, şu kalsın olur diye büyük bir e, umutsuzluk içerisinde. Bu, bunu anlıyorum. Ee, evet Özgür Özel'in gelmesi ne kadar bir değişiklik olacak bunu zamanla göstereceğiz ama önemli bir şeydi. Kurultayda değişti. Bu da önemli bir şey. Bir parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kongreyi kaybederek, kurultayı kaybederek liderliği devretti. En azından bir mekanizmanın işlediğini gösteriyor. Özgür Özel neler yapacak? Bunu zamanla göstereceğiz. Özgür Özel malum eczacı, eczacı olduğu için ona yönelik bazı sosyal medyada ironik göndermeler vardı. Devletle anlaşmamız yok kardeşim. Bakalım. Bu gerçek olacak mı olmayacak mı bunu göreceğiz. Çünkü Özgür Özel ile alakalı en büyük eleştirilen bir tanesi aslında ulusalcı kanada yakın olduğu devletin derinlerine yakın olduğu. CHP fabrik ayarlarında çevirip işte o katı layıkçı yine toplumun geniş kesimlerini dışlayıcı bir çizgiye getirecek mi? Ben e, bunu çok olacağını zannetmiyorum. Neden? Eczacı burada bir e, sosyal medyadan bir paylaşım daha almıştım. Muadilini vereyim kardeşim. Bu eczacıların çok kullandığı bir ifadedir. Hatta daha uyanık eczacılar vardır. Doktor muadilini yazmış sana orijinalini vereyim. Eczacı burada peki doktor nerede? Hemen şifresini zaten Özgür Özel kendisi vermiş. Seçimi kazandığının attığı tweetin hemen saniyesinde başka bir tweeti reyte etti. Ekrem İmamoğlu'nu yani seçime beraber hazırlandıkları aslında CHP'de seçim değişikliğini böyle değişimi tetikleyen Ekrem İmamoğlu olmuştu. 28 Mayıs'tan hemen sonra ertesi gün çektiği bir video klipte ne demişti? Artık değişim lazım. Böyle gitmez demişti. O yüzden Özgür Özel hakkı teslim ediyor. Kimlerle beraber yol yürüdüğünü ve başarısının arkasında aslında kimin olduğunu çok güzel ifade ediyor. O yüzden Ekrem İmamoğlu aslında kazananlardan bir tanesi diyebiliriz. Çünkü şimdi parti meclisi oluşturulacak. Sabaha karşı oylama yeni bitti. 400 isim içerisinden 60 tanesini işaretleyeceksiniz. Sayımın öğleye kadar süreceği tahmin ediliyor. Özgür Özel parti meclisine ne kadar ekibini sokacak? Delinecek mi liste? Çünkü karşı tarafta bir liste çıkardı. Ama çok büyük ihtimalle biliyorsunuz artık yaşasın yeni kral olayı olur. Yeni bir genel başkan seçildi. Yerel seçim yaklaşıyor. aday gösterecek genel başkan o yüzden ben çok fazla sürprizler beklemiyorum açıkçası. Ama bazı kişiler var ki karşı tarafı desteklemişti ki İmamoğlu'yla da kavgalıydı. Onlar için geçmiş olsun. Şimdi Özgür Özel'i bekleyen en büyük sınavlardan bir tanesi yerel seçimler. Yerel seçimler ve ittifakları sürdürüp sürdüremeyeceği İstanbul çok önemli. Ekrem İmamoğlu için de çok önemli. Ekrem İmamoğlu eğer siyasete devam etmek istiyorsa daha önce Erdoğan'ı iki defa yenmiş bir lider apoleti var. Üçüncü kez yenerse bunu katmerleyecek, cila atacak. Erdoğan'ı üç kez yemiş bir lider olarak artık e, diğer kesimlerinde kabul edebilecek. muhalefetin diğer bloğunda ya yenerse Erdoğan'ı bu adam yener dedirtecek bir şans fırsat önünde. Ama İstanbul'u kazanması için de iki şey lazım. Bir İYİ Parti'nin desteği. Her ne kadar İYİ Parti seçmeni kendi partisi aday gösterse de İmamoğlu'na verebilir. Ama bir risk. İkincisi Kürtlerin oyu. O yüzden Özgür Özel'in kurultayda işte kongrede neyse Selahattin Demirtaş'a selam yollaması öyle boş sadece özgürlük olsun diye değildi. Aynı zamanda İstanbul seçimleriyle alakalıydı. Çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu için Demirtaş'a selam göndermişti. Akşener tebrik etti. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Kurultay'ına genel başkan olarak seçilen Özgür Özel'i tebrik ediyor. Kurultay sonuçlarının CHP, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum de Akşener. Şimdi biliyorsunuz Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında olanlar malum. Akşener köprüleri atmıştı. Her ne kadar Akşener şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim bu sistem ittifakları zorunda kılıyor ve partileri kimlikli sezleştiriyor. Haklı mı? Evet haklı. CHP'li yaklaşınca da biz oy kaybediyoruz kardeşim. Biz sağcı bir partiyiz. Biz milliyetçi partiyiz. E, sağ seçmenin CHP'ye bakışı belli. Biz CHP'ye yaklaştıkça oy kaybediyoruz. Bu da doğru. Ama Akşener'in unutmaması gerektiği bir şey var. Evet sistem böyle. Kaç taraf AKP, MHP, diğer partiler bir araya gelip blok oluşturduğu zaman sizin bunları yenebilmeniz için kaç tarafta da blok oluşması lazım. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanacaktınız. Parlamenter sisteme geçip bu sisteme son verebilirdiniz. Veremediniz. Bunu yapamadınız. O yüzden tekrar bir araya gelmeden kaç tarafın bloğunu yenmek mümkün değil. Ha, AKP ile MHP arasında bir sorun çıkar. Karşı tarafta blok çatlar. Ben çok ihtimali vermiyorum. Çünkü her iki tarafta bu durumdan memnun. AKP MHP'nin desteğinden memnun. MHP de hiçbir şey yapmadan iktidarın nimetlerinden e, şey yapıyor. Nemalanıyor. O yüzden o da memnun. Ben çok fazla e, onların da alacağını zannetmiyorum. O yüzden ittifaklar mecburi. Birçok insan seçimin e, kurultayı seçiminin esas iki kazanın Akşener ve İmamoğlu olduğunu söylemişti. Bunu zaman gösterecek. Bakalım Erdoğan. Erdoğan mutsuz aslında. İlk yaptığı yorum Albin'in vur ötekineydi işte. Daha dakikasında seçimlerle alakalı yorum yapmaya başladı Erdoğan. Dedi ki Selahattin Demirtaş'a kavalaya teröristlere selam yolladı. Bunların birbirinden farkı yok. Halbuki Erdoğan kongreye hayırlı olsun mesajı göndermişti. <laughs> Okundu. adettendir biliyorsunuz bu Sendikaların, partilerin, e, kongrelerine, kurultaylarına gelen telgraflar, açıklamalar okunur. Erdoğan'ınki de okudu. Hayırlı olsun dili. Şimdi hayırlı olsun diye bir mesaj yolluyorsun. Bir sonuç çıkıyor. Daha birinci dakikasında sebep saymaya başlıyorsun. Bunun diğerinden ne farkı yok. Elbette Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun devam etmesini isterdi. Defalarca yendiği, heyecanı uyandırmayan ve büyük bir tartışmalara sebebiyet veren Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını isterdi. Bakalım bu değişime nasıl tepki verecek. O da... Ekrem İmamoğlu'nun aslında esas kazan olduğunu farkında çok büyük ihtimalle tekrar İmamoğlu ile alakalı dava süreciydi, yıpratma süreciydi başlayacak. Özgür Özel'le aralarında kara girmesi için mücadele edecek. Yakın zamanda havuz medyasında Özgür Özel'le e, İmamoğlu'nun arasına kara girdi. Anlaşılamadılar, kavga ettiler falan gibi haberler duyarsınız. Son söz Kemal Kılıçdaroğlu. Kötü bir veda yaptı. Çok önce bırakması lazım. Yani Defalarca seçim kaybettikten sonra bırakması lazım. Eğer bir sol bir parti ise ama 28 Mayıs'ta kesinlikle bırakması gerekiyordu. Ee, nasıl denir? Hani o ifadeleri kullanmak istemiyorum ama onuruyla şerefiyle çekilmeyince böyle karizması çizilerek gerçekten kendi seçtiği delegeleri kaybeden bir genel başkan oldu. CHP'yi diğer kesimlere açma politikası olumluydu. Olması gerekendi. Helalleşme politikası olması gerekendi. Ama e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde özellikle ilk turdan sonra çok kötü bir sınav verdi. Ben bazı eleştirilere katılmıyorum. İşte yok kendi adaylığı İlyan'ı diretti ama bunu çok uzun süredir zaten ben Kemal geliyorum diyerek açık açık söylüyordu. Eğer Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin kesin karşıysa çok net bir şekilde bunun önlemini alabilirdi. Çok net bir şekilde sen varsan biz yokuz diyebilirdi. Sanki son dakika son saniye adam adaylığını açıklamış gibi de muamele yapılıyor. Ki 14 Mayıs'a giderken bazı anketlerde ki konuda en itibarlı anketlerden bir tanesidir. Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi kazanıyordu. O yüzden herkes vay işte biz böyle lider olduğunu bilmiyorduk. Türkiye'nin ihtiyacı olan lider buymuş. Bizi herkesi kucaklayacak işte bir bilen. Türkiye'nin bir birleşmeye ihtiyacı var. Bunu sağlayacak adam Kemal Kılıçdaroğlu diyordu. Ama seçim öyle sonuçlanmayınca TÜKAK'a yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu liderlik becerinin eksikliği işte çok fazla memuriyet e, kokması bir türlü istediklerini başartamadı. Kurmay kadrosu çok kötüydü. E, işte i̇şte defalarca Seçim güvenliğini sağlayamadılar. Yanında Erdoğan'a çok yakın isimler vardı. Nitekim yanlış tercihleri kendisini çok onursuz bir şekilde sahneden çekilmesine sebebiyet verdi ama Zamanla unutulacaktı. Bir Kemal Kılıçdaroğlu işte Hikmet Çetin gibi Altan Öğmen gibi eski CHP gelen başkanı olarak bir bilgiye tekrar işte protokol sırasında yeri olan bir insan olacak. Bugünün flash gelişmesi Blinken Türkiye'ye geldi. Gece saatlerinde geldi Blinken. E, havuzda hemen işte bazı şeyler var sosyal medyada işte Ankara vali Yarımcısı karşıladı falan da bunun işin usulü böyle daha önce deprem için geldiğinde de benzer bir karşılama olmuştu. Normalde kim karşılaması gerekiyorsa o karşıladı Blinken'ı. Blinken'ın gelip gelmeyeceği bir papatya falan dönmüştü biliyorsunuz. En sonunda geleceğine karar verildi. Daha önce açıklanan ülkeler turunda Türkiye yer almıyordu. Türkiye gelmesi acaba bir gelişme mi var pazarlıklarda özellikle reyne krizinde Türkiye'nin oynayacağı bir rol mü var sorularını sordurdu. Blinken'ın güzergahına bazı posterler asılmış. Hamas destekçisi, El Kasam Tugaylı'nın sözcüsü, Ebu Beyde'nin de posterleri var. Ama onların çok önce asıldı, gelmesine çok önce asıldı. Hatta görmediğini de söyleyebiliriz. Erdoğan'ın Gazze ile alakalı ilginç açıklamaları oldu. Mesela şunu söyle Erdoğan dedi ki, Gazze meselesinde görünenden çok daha fazlasını yapıyoruz. Yani görünenden, görün, normalde ne yapıyor? Görünen ne? Açıklamalar demişler dışında pek bir şey yapılmıyor aslında. Erdoğan bunun farkında, bu gelen eleştirilerin farkında çok daha fazlasını yapıyoruz diyerek aslında kapılı kapılar ardında biz bu iş için uğraşıyoruz demek istedi. Erdoğan'ın Netanyahu'yla ile alakalı ilginç sözleri vardı, biz onu sildik de artık hiçbir temasımız olmayacak. Ama e, İsrail e ilişkide de koparamayız. Neticede tamam Netanyahu'yla ile görüşmeyeceğiz ama ilişkide tamamen koparmak hele hele uluslararası diplomasi öyle bir şey olmaz. Bunu diyen Erdoğan defalarca Diğer ülkelerle kriz yaşatmış, diplomatik ilişkileri sonlandırmış, ama sanki dersini almış diyor ki aynı zamanda lobiye de mesaj gönderiyor. Bizim derdimiz Netanyahu'yla bizim sizle İsrail'le bir derdimiz yok, diplomatik olarak ilişkileri kesmeyeceğiz. İsrail de açıklama yaptı, dedi ki biz Türkiye ile diplomasi ilişkimiz aynı düzeyde, yani yine büyük açılar düzeyinde devam ediyor. Biliyorsunuz güvenlik gerekçesiyle geri çekmişti, ama sadece güvenlik sebebiyle Türkiye'de Büyükelçisi'nin istişareleri için çağırmıştı. Erdoğan'ın söylediği kritik bir söz daha var. Diyor ki MİT Başkanımız İbrahim Kalın İsrail tarafıyla görüşüyor. Bu Erdoğan'ın dış politika yürütme araçlarından bir tanesi MİT'i kullanma. Hakan Fidan Derim'inde de öyleydi. Dış ilişkilerde MİT'i kullanıyor. Bu diplomatların çok karşı çıktığı bir şey. Diplomasi başka bir alan, istihbarat başka bir alan. İstihbarata çok farklı şeyler konuşabilirsin ama diplomasinin kendi pratikleri var. O yüzden bunu çok eleştiriyorlardı ama Erdoğan buna devam edeceğini söylüyor. Görüyorsunuz İbrahim Kan'ın konuşuyor. Daha sonra cümle ilerisinde tekrar Hakan Fidan diyor. Bu Hakan Fidan aslında tasfiye olduğunda bir göstergesi. Çünkü Erdoğan ve onun rejimi için en önemli kurum MIT. Diplomasi dış ilişkiler MIT takip ediyor. Yargıda fırıldaklar MIT takip ediyor. Muhalifleri takip dinleme MIT takip ediyor. Pazarlıklar şunlar alınacak satılacak adamlar MIT takip ediyor. O yüzden e, Erdoğan'ın rejiminin en elit kurumu baş kurumu MIT. O yüzden de zaten kendi yakın aileden birisini getirdi. Hakan Fidan'ın dışlarını biraz daha protokol var bir yere gösterdi. Blinken'la Hakan Fidan görüşecek. Çok büyük ihtimalle Hakan Fidan'ın Blinken görüşmesinde vereceği mesajlar e, şey olacak. Onun ben bir Yahudi olarak buradayım'a gönderme yapabilir. Hamas'a Gönderme olabilir. Billinkin Erdoğan'la görüşecek mi görüşmeyecek mi? Erdoğan Billinkin'i kabul edecek mi? Bu önemli. Erdoğan şu süreçte Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etmişti. Eğer Billinkin'i kabul ederse bu tahmin edilen gerçekleşir. Ama kabul etmezse bir krize Billinkin'e bir tepkinin işareti. O da çok konuşulacak. Bu arada Hamas Hamas demişken biliyorsunuz Katar Hamas'a ev sahipliği yapıyor. İran Devlet Dışişleri Bakanı Katar'da Hamas'la görüştü. Ama bir bakıyorsunuz Katar'da. Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye'nin katıldığı bir tatbikat var. Yani çok enteresan ilişkiler. Yani Hamas değil böyle Filistin bayrağıyla dolaşanları Avrupa'da topluyorlar. Ama Katar ev sahipliği yapan, Hamas ev sahipliği yapan, o terör örgütüne ev sahipliği yapan Katar'la da tatbikat yapıyorlar. Hiç öyle her şey göründüğü gibi değil. O yüzden diplomaside kalma çok fazla heyecanlanmamak lazım. Değerli izleyicilerimiz bugünlük de bu kadar. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.